Hen Aslan, aslında fırtına öncesi bir sessizliğin hakim olduğunu söyleyebiliriz sınırda ve şu an sınıra yaklaşık 500-600 metre mesafedeyiz. Karşımız hemen Talapya'ya bağlı bir köy ve bu köyün etrafında zaten sınırlar duvarlarla örülmüş durumda. Türk sınır birlikleri şu an konuşlu durumda ve zaman zaman tabii Türk sınırlı birliklerinin sınır boyunda devriye görevi, mobil görev yaptığını da görebiliyoruz buradan. Zaten şu an kameraman arkadaşım Sıdık Bilge gösteriyor. Burası Türk güvenlik noktası, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir güvenlik noktası ve hemen tabii duvarlarla örülmüş sınırın hemen girişinde bir yer. Çünkü buradan zaman zaman Türk zırhlı birliklerinin karşı tarafta olası bir harekat sırasında işte bu kapı kullanacak. Burası harekatın başlaması durumunda ilk noktalardan biri olarak, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşıya giriş noktalarından biri olarak da değerlendirilebilir. Zaten zaman zaman bu bölgede devriye görevleri yapılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerikan zırhlı birlikleri tarafından bu bölge, yani şu an kameraman arkadaşımın gösterdiği bu bölge, ikinci ve üçüncü devriyenin yapıldığı bölgeler ve Suluk bölgesi, yani Telapiyat'a bağlı Suluk bölgesinin Muşrifiye köyü ve köyde zaman zaman yoğun bir hareketlik olduğunu da gözlemliyoruz. Neden? Çünkü burası stratejik bir yer. Çünkü Telapiyat'la Resulayn arasında olan bir nokta ve bu bölgede zaten buradaki köylerle görüştük. Zaman zaman bu bölgede hendek ve barikatlar kazılıyordu YPG'ler tarafından. İç makineler yoğun olarak çalışıyordu. Yine sabah saatlerinde yoğun bir araç konvoyu da buradan geçmişti. Ancak araçların sivil olduğu, yani Amerikan birlikleri mi ya değil, onu bilmiyoruz. Ancak şu an işte yine sınırda bir askeri aracın hareket halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri aracın hareket halinde olduğunu görüyoruz. Çünkü böylesi mobil görevler zaman zaman yapılıyor. Neden? Çünkü sınırdan olası geçişlere karşı, olası sızmalara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri olağanüstü tedbirlerini, önlemlerini almış durumda. Bu anlamda da zaman zaman işte böylesi mobil görevleri de görmek mümkün. Çünkü zaten sınır beton bloklarla çevrilmiş durumda. Olası bir harekatta zaten o beton bloklardan oluşturulan kapılardan Türk zırhlı birlikleri karşı tarafa geçmiş oluyor. Ama öncelikle tabii havadan ve karadan birçok nokta ateş altına alacak. Yani o belirlenmiş, daha önceden belirlenmiş hedefler var. Koordinatları da belli. Ve bu koordinatlar önce havadan bombalanacak, ardından da tabii aslında örgüt üyeleri o bölgelerin büyük bir bölümünü el yapım patlayıcılarla da döşediği yönünde bilgiler var. Bunu zaten buradaki güvenlik birimlerinden de öğrendik. Öncelikle o patlayıcıların temizlenmesi noktasında da sınırda uzman birlikler, uzman köpekler var ve bu anlamda da öncelikle o patlayıcı maddelerin o bölgelerden sökülüp temizlenmesi hedefleniyor. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, Sıddık'tan hemen solda, ekranın solunda savaş karakolu var. Daha önce o karakoldan ikinci ve üçüncü devriyenin başladığı nokta işte orası. Oradan yapılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerikan birlikleri orada bir araya gelmişti. Ve orada oluşturulan kapıdan da devriye görevi iki kez oradan gerçekleştirilmişti. Şu an karakolun hemen üst tarafında siyah dumanlar yükseliyor. Ve o siyah dumanlar işte YPG'ler, yani karşıda bulunan örgüt üyeleri tarafından insansız hava araçlarının görüntü almasını engellemeye yönelik olduğu bunun bilgisinde paylaşmakta yarar var. Şu an siyah dumanın yükseldiğini görüyoruz. Sınırdan zaman zaman böylesi görüntüleri de görmek mümkün. Hemen karakolun sol tarafında orada obüsler var. Az önce obüslerin namluları kalkık vaziyetteydi. Ancak şu an oluşturulan o mevzilerin içerisinde obüsler var ve harekat sırasında, olası bir harekatta da oradaki obüsler belirlenen hedefleri bombalamış olacak. Tabii sınırda şu an fırtına öncesi bir sessizlik var. Türk Silahlı Kuvvetleri böylesi önlemlerini, tedbirlerini alırken Özgür Suriye Ordusu da tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Zaten Milli Ordu'ya geçmişti ve Milli Ordu Urfa'da yaptığı toplantıda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapacağı harekata sonsuza kadar destek sunacaklarını ifade etmişti. Şu an sınırda Türk Silahlı Kuvvetleri önlemlerini tamamıyla almış durumda. Kırmızı alarm durumu var. Çünkü tüm önlemler alındı. Eller tetikte, Ankara'dan gelecek olan haberler bekleniyor diyerek sözü tekrar size bırakalım. Şeyh Muz Çakan, teşekkür ediyoruz. Şimdi Şeyh Muz'dan sınır hattından bölgedeki durumu da öğrenmiş olduk.